Kanal T ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Hafta sonunda Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla karşınızdayız. Yanımızda her hafta sonunda olduğu gibi herbalist İbrahim Gökçek var. Kendisiyle bu akşam sizler için ilk konumuz olarak kolesterolden bahsedeceğiz. Evet Gökçek Bey, kolesterolü nasıl engelleyebiliriz ya da nasıl önüne geçebiliriz? Bitkisel destek mümkün müdür bu konuda? Evet. Kolesterolle ilgili bugüne kadar çok şey söylendi, söyleniyor ve söylenecek gibi. Neden, niçin kolesterol artıyor? Kişi yediği besinlerden kolesterol alıyor, bir. İki, karaciğer zaten kolesterol yapıyor. Kolesterol çok çok önemli. Kortizon yapımında, safra, yani karaciğerin safra asidi yapımında, hormonların ham maddesi olarak birçok fonksiyonları var. Fakat bu denge bozulursa, çok özel bir denge var. Yani kaliteli, yüksek kaliteli HDL ve düşük kaliteli, kalitesiz LDL diye iki çeşit kolesterol var. Kolesteroldaki bu denge bozulursa, ki neden için bozulur? Bağırsaklardan gelen bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer arıtıyor. Karaciğer aynı zamanda büyük bir arıtma, laboratuvarı gibi düşünelim. Arıtamadığı zaman kişinin kimyasal ilaç kullanması, küf mantarı, virüs, bakteri vesaire nedeniyle yorulursa, yağlanırsa, görevini göremezse kolesterolda bir anormallik ortaya çıkar. Şimdi proteinler, normal olarak besinlerden alınan proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asit nedir? Hücre yapımında kullanılan yapı taşları. Bir binayı yaparken nasıl ki tuğla gerekir, hücreyi yaparken de amino asit gerekir. Bu amino asitlerden biri de metiyonin denen çok önemli bir amino asit. Bu metiyonin oluşurken, yani proteinler parçalanıp, hayvansal veya bitkisel proteinler parçalanırken, amino asite dönüşürken ortaya çıkan amino asitlerden biri de metiyonin, çok önemli bir amino asit. Bu amino asit ortaya çıkarken artık bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Homosistini, B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar homosistini faydalı amino asite dönüştürür. Bir tuğla fabrikasına gitmiştim de, mesela kumdan, çimentodan vesaire tuğla yapıyorlar. Artık madde olarak da toz ortaya çıkıyor. Bunun gibi düşünelim. Yani taş tuğla yapılırken artık madde gibi homosistin. Bu tekrar kullanılabilir. Bunu kullanılabilir yapan B6, B12 vitamini ve folik asit. Fakat bağırsaklardan sürekli toksik madde geliyorsa, karaciğer bu toksik maddeyi arıtmak için ne yapıyor? Aşırı B6, B12 vitamini ve folik asit harcıyor. Aşırı vitamin harcamak nedeniyle vitamin oranı azalırsa homosistin sürekli yükselir. Bu da birçok hastalığı tetikler. Homosistin yükselirse kötü kolesterolü, LDL'yi oksitler. Oksitlenen LDL, bağışıklık sistemi tarafından mikrop gibi algılanır. Makrofaj denen bir bağışıklık sistemin alt elementi var. Kanımızda, vücudumuzda sürekli dolaşır. Ahtapot gibi, binlerce gözü varmış gibi, kolu var, gözü varmış gibi hareket eder. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları yer, parçalar, yok eder. Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. İşte makrofaj oksit denen kötü kolesterolü yür mikrop zannediyor. Balon gibi şişiyor, patlıyor, ölüyor. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkıyor. Bu madde damarların iç yüzeyinde yapışıyor. Ne oluyor? Damarların iç yüzeyi yamalı bohçaya dönüyor. Ve kişinin tansiyonu, kolesterolü vesaire bütün dengeler bozuluyor, alt üst oluyor. Evet. Böyle bir rahatsızlığı olan bir hanımefendi doktora gittiğinde, efendim, trigliseriti 527, kolesterolü 247, bütün değerleri bozuk. Artı hepatit B'si var. Aleti asitesi yüksek. Doktora demiş ki, hayvansal bir şey yemesin, tatlı bir şey yemesin, sebzeyi haşlayacaksın vesaire. Yıllardır dikkat ediyor ama yine de ne? Kontrol edemiyor. Şekeri, tansiyonu, kolesterolü yüksek.
Bana geldiğinde dedi ki ne yapacağız? Her derdin bir dermanı var, bakacağız. Nasıl? Efendim, enginar ve sarımsakla ilgili bu sarımsak, ha, Çin sarımsağı değil tabii ki. Burada resim Çinli bir bayana ait ama Türk sarımsağı, Taşköprü, Kastamonu, Taşköprü sarımsağı dünyanın en kaliteli sarımsağı. Neden? Çünkü yüksek oranda selenyum içerir. Sarımsakla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Kolesterola karşı en etkili bitkilerden biridir. Bir. İki, enginarın yaprağı çok etken silimarin gibi, siyanürin gibi etken maddeler içerir. Fakat bu çiçek tabanı zebzesi yapılıp yenen kısmı değil. Gövde yaprağı. Çok çok acı olduğu için çayını içmek mümkün değil. Ben denedim, içemedim. Siz de içemezsiniz. O halde ne yapmak gerekir? Bitkilerin enginar yaprağı, deve dikeni tohumunun ekstraktı, enginar yaprağının ekstraktı, şahtere ekstraktı, sarımsak ekstraktı gibi bitkilerin ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Bu teyzemize dedi ki, iksir aloe vera jel, işte şu formülü kullan bakalım ne olacak. 28 gün sonra doktora gittiğinde, elimizde raporumuz var, ne diyor? 527 olan trigliseriti efendim neye düşmüş? 160'a. 158'e düşmüş. Kötü kolesterolü 247'den 130'a düşmüş. Şekeri 175'ten 119'a. 28 günde. Bir başka hanımefendi de bize geldiğinde ALT'si ve AST'si o kadar yüksek ki, yani karaciğer enzimleri, AST'si 346, ALT'si 124. Yani normal olarak aslında 30'u geçmemesi gerekir. Yani karaciğer çamur gibi. Doktor demiş ki böbrek yetmezliği problemim var, tansiyonum var ve biz ilaç veremeyiz. Çünkü böbrek yetmezliği var. Diyalizlik durumdasın. Bir de bir ilaç verirsek daha kötü olur. Dikkat edeceksin. Yapacak bir şey yok. Bize geldiğinde dedim ki yapacak birçok şey var. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Bakacağız. İki ay kullandığında evet, ikinci rapor şu. 300, şurada 346 olan AST, en fazla 30 olması gereken AST'si 346, 11'e düşmüş. ALT'si 124 iken 9'a düşmüş. En fazla 30 olması gerekirken. İki ay içerisinde ALT, AST, kolesterol, bütün değerleri normale dönmüştür. İki ayda. Yani doktoru demiş ki ya maşallah karaciğeriniz bir çocuğun karaciğeri gibi tertemiz. Hiçbir şey yok. Çamur gibi olan karaciğer ak ve pak olmuş. Bir beyefendi de beyninde hipofiz bezesinde mikro adenom var. Mevlüt Bey. Efendim beynindeki hipofiz bezesindeki mikro adenom için biz ona iksir, aloe vera jel ve özel formüller, enginar vesaire verdik. Kullan bakalım ne olacak? İki ay sonra ne oldu? Kolesterolü efendim kolesterol, lipid, trigliseri normale döndü. İki ay içerisinde. Yani bitkilerle her türlü rahatsızlık iyileşmesi mümkün. Önemli olan klinik araştırması yapılmış mı? Nerede, ne zaman, nasıl yapılmış? Bunlarla ilgili elimizde zaten bilgi, belge var. Peki horlama ile ilgili de aynı şey geçerli midir? Yani insanların en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi horlama. Bununla ilgili neler yapılabilir? Var mıdır bir çözümü? Elbette. Şimdi horlamanın birçok sebebi var. Efendim, dil kökünde şişme, herhangi bir enfeksiyon nedeniyle, bademciklerin şişmesi, geniz etinin büyümesi veyahut da dilciğin sarkması, büyümesi. Dilcik sarkarsa, büyürse ne olur? Nefes borusunu tıkayabilir, nefes alamaz. Zamanla hatta
bu dilcik sarkarsa, kişi nefes alamadığı için kan basıncı yükselir, kalp daha çok oksijen azaldığı için kanda daha büyük bir güçle kan pompalamaya çalışır. Bu da zamanla kalbin ritmini bozar, tansiyona sebep olur vesaire. Sinüslerde iltihap varsa, iltihaplar yuttuğu için kişiyi efendim ne yapar? Geniz etinde rahatsızlara sebep olur. Geniz etindeki iltihaplanma yutakta rahatsızlara sebep olur. Bu da horlamaya sebep olur. Yani horlamanın birçok şey tetikliyor. Kilo gibi, alkol gibi, sigara gibi, yanlış beslenme birçok faktör horlamayı tetikler. Belçika'dan Turgay Bey 42 yaşında, tansiyonu var, kolesterolü var, şekeri var, alerjisi var. Ya ne olacak? Dedim ki bakacağız. Acele yok. Önce bir 6 hafta kullanacaksın. Tekrar doktoruna gideceksin. Doktorun bakacak. Gelişme varsa devam. Yoksa başka bir şey denem. 6 hafta sonra aradı, dedi ki ya horlama problemim vardı, uyku apnem vardı, kurtuldum. Hamdolsun. Hanımıyla neredeyse boşanma eşiğine gelmiş. Adamcağız yatınca öyle bir horluyor ki. Horlayan kişi rahatsız etmiyor. Çünkü uyuduğu zaman, uykuya daldığı zaman kimi rahatsız ediyor? Eşini. Hatta komşusunu bile rahatsız edecek kadar çok gürültülü horlayanlar var. Bazen ben de uykusuz kalıyorum. Eşim de maalesef uyuyor. O da şimdi beni horluyor. Beni şimdi duyarsa bana fırça atabilir. Neyse, onu sonra gönlünü alırız, sonra götürür, yemeğe götürür. Bazen bir horluyor, üşütme, grip, neyse olduğu zaman ki o. Tamam, yattım, bir uyandım, bir daha uyuyamıyoruz. Yani horlamak çok kötü. Halbuki çok kolay çözümü var. Nedir? Horluyorsa kişi, efendim dilcikte sarkma varsa, boğazında şişme varsa, bademciklerde büyüme varsa, sinüs varsa, bu tür rahatsızlığı olanlar için yani felaket değil, çok kolay aslında. Afrika ıtırı. Ben diyorum ki, hanıma diyorum, ya Afrika ıtırı, işte biz bunun formülünü geliştirdik. Ada çayı, şifalı ada çayı. Ada çayının yaprağının ekstraktı, ekinezya ekstraktı, ıtır ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formülümüz var. Kullan 6 hafta, horlamadan sen de kurtul, ben de rahat uyuyayım. Evet. Yani insanlarımız maalesef ne oluyor? Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı bir ürünü kullanıyor. Bir hafta iyileştim mi? Tamam. İkinci hafta ben iyileştim. Bir daha kullanmıyor. Rahatsızlık tamamen iyileşene kadar devam etmek gerekir. Horlamadan kişi kurtuldu diyelim. 6 hafta daha devam etmesi gerekir. Bir haftada horlamadan kurtuluyor. Ha, ben iyileştim. Hemen bırakıyor. 6 ay sonra tekrar üşütme, grip, nezle yakalanırsa kişi tekrar başlar horlama. Çünkü buradaki çok hassas mukoza tekrar şişebilir. Bademcikleri şişer, dil kökü şişer, dilcik şişer, geniz eti şişer vesaire vesaire. Bu da horlamayı tetikler. Horlamaya çözüm var. Önemli olan zamanında tedbir almak, kurtulmak. Peki uykusuzluk problemleri için neler yapabiliriz? Uyuyamama ve uykuya dalamama gibi. Evet, uykuya dalamama, uyuyamama gibi uykuyla ilgili ilim adamları yapmış oldukları araştırmalarda uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi problemleri tetikleyen 90 çeşit faktör tespit etmişler. 1, 2, 3 değil. Yani birçok faktör. Çocuklar da genellikle altını ıslattı mı uyuyamaz. Yetişkinler bir şeyi kafaya takar, faturaydı, şuydu, buydu, ona bunu uyuyamaz. Yani her insanı bir şey uyutmaz. Bazıları alkol içer, uyuyamaz. Bazıları çok sigara içer, uyuyamaz. Bazıları bazı konuları takıntı yapar, uyuyamaz vesaire vesaire. Her şey. Bazen de bazı insanlar karabasan diye bir rahatsızlık var. Aslında karabasan diye bir şey yok. Her kültürde bir karabasan olayı var. Türklerde mesela
Türk kültüründen dayanan, eski kültür, şaman kültüründen gelen bir inanış. İşte insan yattığı zaman üzerine bir ağırlık, bir insan geliyormuş gibi bir his hisseder. Korkar, uyuyamaz. Ruslar da ev ruhu diye bir ruh olduğuna inanırlar. Veyahut da Amerika'da karabasan uzaylılar geldi, uzaylılar şöyle yapıyor, böyle yapar diyor. Yani çeşit çeşit her milletin kültüründe karabasan olayı var. Karabasan rahatsızlığı yaşayan kişi, aslında karabasan bir uyku felcidir, uyku felci. Yani öyle cindir, şudur, budur değil. Uyku 5 fazdır. Birinci, ikinci faz devre yani hafif uyku devresi. Üçüncü, dördüncü devre REM yani derin uyku devresi. Beşinci devre ise kişinin uyanıklıkla uyku hali, geçiş dönemi. Uykuya geçme veya uykudan çıkma devresi. İşte kişi üçüncü, dördüncü devre derin uykudan hafif uykuya geçerken uykusunu alamadığı için uyku felcine geçiyor. İskelet kasları felç oluyor. Neden, niçin oluyor? Rahat uyuyamadığı için, psikolojisi düzelmediği için. Bu tür rahatsızlığı olanlar yatarken dua okursa psikolojisi düzelir. Beynindeki negatif düşünceler silindiği için rahat uyuyabilir. Yani inancı olan insanlar için dua etmek önemlidir. Bazı insanlar da, yani çok çok bu rahatsızlığı yaşayan insanlar, yastıkların altına bıçak kollarsa, bıçak demir, beyindeki elektromanyetik akımı düzenlediği için uyku basanı önler. Yani yastığın altına bıçak koyacaksınız ama ağzı kapalı. Demir ne yapıyor? Beyindeki elektromanyetik akımları, aurayı düzenliyor. Böylece kişi rahatladığı için REM'den, yani derin uyku halinden hafif uykuya geçerken problem yaşamaz, uyku felci olmaz. Demir koymak gerekir veyahut da. Yani yastığın altına demir koyduğu zaman rahat rahat uyur. Problem olmaz. Evet. Şimdi vatandaşın biri, Ekrem Bey, 40 yaşında antidepresan kullanmış. İyi geliyor diye. Bu sefer 5-6 ay sonra uyuyamaz olmuş. Gece kalkıyor 7-8 defa. Uyuyamıyor. Bütün hormon dengelerini antidepresan bozmuş. İkide bir uyanıyor. Ben aradım, dedi ki ya ne yapacağız? Kolay. Bu çarkı felek. Evet, çarkı felek. Mehmet Ali Erbil'in çarkı feleğine benzer. Rengarenk bir çiçek. Bu çiçeğin yaprağı, çiçeği, kökü hariç tamamı çarkı felek yaprağı çiçeğinin ekstraktı ama. Kedotu kökü ekstraktı, oğulotu ekstraktı, sarı kantoron ekstraktı, ıhlamur ekstraktı, nane ekstraktı gibi bitkilerin ekstraktından biz çok güzel bir formül geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman rahatlar, relax, yavaş yavaş uykuya dalar. Bu antidepresan kullanıp da bunalıma giren vatandaş ne oldu? Rahatladı ve rahat rahat uyur. Problemi atlattı. Bazıları da bazı konuları takıntı yaparlar. Mesela ben bir ara Çeçenistan'a, bu Ruslar Çeçenistan'da katliam yapıyordu. Ben de gideyim savaşayım oraya diye kafaya takmıştım. Aylarca uyuyamamıştım. Gittim, bir kayıt oldum Rusya'ya gitmek için ama Rusça bilmediğimiz için gidemedik. Neyse, ne oldu? Baktım ki hiç uyuyamıyorum sabahlara kadar. Bu konu üzerinde aylarca düşündükten sonra çarkı felek, kedotu kökü, sarı kantoron, oğulotu, ıhlamur, naneden oluşan bir formülle rahatça uyuduk. Evet, şimdi burada kesiyorum. İkinci bölümümüz olan tanıtım bölümüne geçeceğiz. Evet, gelsin kapağımız. Evet, yeniden karşınızdayız ve tanıtım bölümümüzdeyiz şu anda. Evet, söz sizde. Evet, çarkı felek. Çarkı felek yaprağı, çiçeği ve kökünden elde edilen ekstrakt,
çok güzel, rahatlatıcı, relax. Dünyada en çok bilinen, en çok kullanılan uyku rahatsızlarına karşı en etkili olan çarkı felek. Kişinin psikolojisini düzeltir. Kalbe iyi gelir, mideye iyi gelir. Yani hem sinirsel, mide rahatsızlarına, kalp rahatsızlarına, stres nedeniyle ortaya çıkan sorunlara iyi gelir. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Passiflora incarnata, çarkı feleğin bilinen 1050 türü var. Sadece burada şifalı olan nedir? Passiflora incarnata, lila, yani lila çiçekli olanı şifa maksatıyla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. Yani zehirli olanı da var. Bu nedenle bilmek gerekir hangisi etkili. Kedi otu kökü korku nedeniyle uyuyamayanlar için çok çok etkili. Bizim geliştirmiş olduğumuz bu Passiflora Forte'nin içerisinde kedi otu kökü ekstraktı, çarkı felek ekstraktı, oğul otu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, nane ekstrakt. Neden ekstrakt diyorum? Çünkü çarkı feleğin içerisindeki etken madde %2,5-3. Siz mesela uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma rahatsızlığı olan kişi çarkı felek, kedi otu kökü, oğul otu, sarı kantaron, nane ve ıhlamuru karıştırarak uyku çayı yapıp içtiğinde uyur. Çok güzel uyutucudur. Ama hafif rahatsızlıklarda uyku çayı alın, kullanın, için. Hafif problemi olanlar için idealdir. Fakat ağır vakalarda yeterli değildir. Ağır vakalarda mutlak suretle ekstraktını kullanmak gerekir. Fakat bir de şöyle durum var. Kişinin bağırsağında problem varsa, karaciğerinde yağlanma varsa, tansiyonu, kolesterolü varsa, karaciğer yağlanması varsa, fazla kiloluysa, yani bu problemleri de aşmak gerekir. Mide bağırsak rahatsızlığı varsa tonik, karaciğer yağlanması varsa iksir, kullanırsa problemleri aşar. Evet. Horlayan insanların içinde nedir? Itır forte, horlama. Eğer sinüzitten dolayı ve geniz eti büyümüş de iltihaplanmışsa, geniz etinden dolayı uyuyamıyorsa, horluyorsa, horlama rahatsızlığı için ıtır forte. Bademcik iltihaplanması, bademcik şişmesi ve dilcik sarkması. Dilcik sarkar, uzar, nefes borusunu tıkar, uyku apnesine sebep olabilir. Uyku apnesi çok çok tehlikeli olabilir. 10 saniye geçerse eğer ki kişi nefes alamazsa, beyine oksijen akışı azalacağı için beyindeki bazı hücreler ölebilir. Hatta 20 saniye geçebilirse tehlikelidir. Daha tehlikeli olabilir yani. Bu nedenle horlama, efendim, uyku apnesi gibi rahatsızların tedavi edilmesi şart. Ada çayı forte, Salvia officinalis, yani hakiki ada çayı ekstraktı, kekik ekstraktı, ıtır ekstraktı, ekinezya ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Ada çayı isterseniz, ada çayı forte, kişinin bademcikleri ceviz kadar dahi olsa 6 haftada tertemiz eder. İçindeki bütün iltihabı temizler, atar, küçülür. Dilci sarkmışsa dilcikteki sarkmayı da tekrar toparlar. Dil kökünde şişme varsa ve boğazda herhangi bir tahriş varsa yok eder. Ada çayı da çok mükemmel. Evet. Şimdi karaciğer de, efendim, herhangi bir alkol kullanmaktan veyahut da kimyasal ilaç kullanmaktan veyahut da kişinin bağırsaklarında mantar varsa, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle karaciğer yoruluyorsa, yağlanıyorsa, arıtamıyorsa, karaciğer yorulduğu, yağlandığı için kolesterol yükselebilir. Kolesterola karşı bu şahtere forte safra akışını artırır, karaciğerin fonksiyonlarını artırır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış.
safra akışını artırdığı, safranın kalitesini %120'lere varan oranda yükselttiği belgelenmiştir. Şahdere. Evet, bir ürünümüz daha olacaktı. Deve dikeni Forte, deve dikeni Forte. Evet. Enginar Forte diye bir ürünümüz daha var ama maşallah 80 çeşit ürün olduğu için artık bulamıyoruz. Enginar Forte ne yapar? Enginar'la ilgili mesela Profesör Doktor Fintilman kolesterol, lipid, trigliserit yüksek olan, tansiyonu yüksek olan, hazımsızlık rahatsızlığı olan, karaciğer yağlanması olan kişiler üzerinde tedavi denemesi yapmış. Bazıları 2 ayda, bazıları 3 ayda iyileşmiştir. Belge var, bilgi var. İsteyenler doğaltedavi.net'e girerek görebilirler. Veyahut da YouTube'da bizim videolarımız var. İsteyen oradan girebilir. Veyahut da bu kitapta yazmış olduğumuz kitapta bununla ilgili ayrıntılı bilgi, oldukça çok ayrıntılı bilgi var. Evet. Kolesterolün tedavisi mümkün. Kolesterolü tetikleyen sebepleri ortadan kaldırdığınızda kolesterol, lipid, trigliserit problem değil. Zaten burada elimizde veriler var. Kolesterolü, tansiyonu yüksek olan birçok kişiyi biz 2 veya 3 ayda en geç hamdolsun ne yaptık? İyileştirdik. İyileşmesi mümkündür. Önemli olan midesinde problem var mı? Bağırsağında problem var mı? Başka faktörler rol oynuyor mu? Onları bilmek gerekir. Eğer bağırsağında mantar varsa aloe vera kullanması gerekir. Bağırsaklarını tedavi etmek gerekir. Karaciğerinde yağlanma varsa kişinin iksir kullanmak gerekir. Yani takviye etmek gerekir. Rahatsızlık neyse ona göre uygun. Karaciğer yağlanması varsa iksir, bağırsaklarda mantar varsa aloe vera kullanmak gerekir. Kişi rahatsızlığına göre tedavi yöntemleri var. Ama gastriti varsa veya ülseri varsa tonik gerekir. Yani rahatsızlığı bilebilirsek ne olduğunu. Zaten bize gelen hastalar hemen hemen %95'i çok ağır hastalar. Öyle hafif üşütme, grip, nezleden dolayı bize kimse gelmez. Çok çok ağır vakalar. Mesela yıllarca doktora gitmiş. Tansiyonu, kolesterolü fırlamış. Çeşitli ilaç kullanmış. Çözüm bulamamış. Bu nedenle bize geliyor. Ne yapıyoruz? 2 ayda, 3 ayda iyileşir gidiyor. Yani bizim burada üretmiş olduğumuz ürünler zaten klinik araştırmalarda etkisi ispat edilen ürünler. Belge ve bilgiye dayanan ürünler. Kişi kullandığı zaman kısa sürede sağlığına kavuşur. Evet. Peki evet, programımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler, programımızı burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.